Evet arkadaşlar, şimdi size daha önce biliyorsunuz hemogram testi ve biyokimya testi, yani kan tahlili bir çeşit yorumlamasını anlatmıştım. Üstteki videolarda bunları bulabilirsiniz. Şimdi idrar tahlilinde soruyorsunuz. Tam idrar tahlili nasıl yorumlanır? Çok kısaca, basitçe alacağınız şekilde bunu özettiğim bir raporla. Bakın, bir hasta örneği var burada. Tam idrar tahlili yaptırmış. Sırayla başlayalım mesela. Nasıl yorumlayacağız? Bakın, İdrar miktarı ile başlıyoruz. Miktar demiş 10, yanında mililitre var. Bu idrar tahlili için verilen idrar demek. Zaten genellikle en az 10 mililitre idrarla bu test yapılır. Daha sonra ne demiş? Bakın, renk kısmı. Bunlar idrarın mikroskobik özellikleri arkadaşlar. Normalde idrarın rengi nedir? Hafif sarımsı ya da bazen daha sarı olur. Bazen açık sarı olur. Eğer idrar böyle beyaz süt gibi ise bu idrarda yağ olabileceğini, biz buna silüre diyoruz, ya da fosfat kristalleri olabileceğini gösterir. Onun dışında turuncu bir idrar varsa bu genelde bazı antibiyotiklere, B vitaminlerine bağlıdır. Bu ilaçlar idrarı turuncuya boyar. Rifampisin grubu antibiyotikler. Ya da nadiren mavi, yeşil idrar olabilir. Böyle durumlarda Pseudomonas denen bir bakteri var arkadaşlar. Bunun enfeksiyonu olabilir. Ya da işte metilen mavisi gibi bazı ilaçların alınması da idrarı mavi ya da yeşile boyayabilir. İdrar kırmızımsı ise idrarda kan var demektir. Hemoglobinden dolayı olur bu. Onun dışında idrar kahverengi olabilir bazen. Bu durumda kasın yıkımıyla giden miyoglobin denen bir madde var. Bundan dolayı olabilir, ya da idrarda bilirubin vardır, sarılık vardır yani. İdrar kahverengi ya da siyahsa idrarda melanin olabilir veya alkaptonürü dediğimiz bir hastalık var. Bu olabilir ama bunlar nadir görülür. İdrar pembe ya da kırmızı ise arkadaşlar, bu da yine porfirinlere bağlı olabilir. Bu bir çeşit genetik hastalık. Nadir görülür. Şimdi bakın, sonra ne bakmışlar? İdrarın kokusu. Normalde arkadaşlar idrarın kokusu çok rahatsız etmez. Belli bir kokusu vardır. Böyle tatlı meyve gibi kokarsa bu keton olabileceğini gösterir. Bu genellikle şeker hastalığında olur, biliyorsunuz. İdrar küf gibi kokarsa bu tipiktir. Fenilketonuri denen bir hastalık var. Bunu gösterir. İdrarda ekşi bir koku varsa tirozinemi dediğimiz bir amino asit hastalığını gösterir bu. Bunlar genelde çocuklarda olur. Nadir hastalıklardır. Çok kötülü ya da keskin bir idrar varsa, koku kötüyse, bu genellikle idrar yolunda bir enfeksiyon olduğunu gösterir arkadaşlar. Yine nadir bir durum, akça ağaç gibi, yani karamel gibi kokarsa idrar, bu da akça ağaç şurubu denen hastalığı denen bir nadir durum var. Bu durumda görülebilir. Evet, onun dışında neye bakmışlar arkadaşlar idrar halinde? Görünüm. Şimdi normalde idrarın görünümü ne olması lazım? Berrak olması lazım arkadaşlar. İdrar içinde ürokrom denen bir bileşik var. Bu bileşik idrara açık sarı verir. İdrarın yoğunluğu arttıkça rengi tabii koyulaşır. Çok bulanık bir idrar varsa bu idrarda bir takım kristaller, işte ürat kristali, fosfat kristali, karbonat kristali ya da işte bir takım hücreler, işte epiteldir, lökosittir, eritrosittir, yassı epiteldir olabileceğini gösterir. Dediğim gibi idrar normalde berrak olmalıdır. Onun dışında çökerek demiş, yani idrarda bir tortu olmaması lazım, negatif olması lazım. Bakın, burada dansiteye geçtik. Dansite dediğimiz nedir arkadaşlar? Dansite demek idrarın yoğunluğu demektir. Bu idrarda 1001 ile 1030 arası normaldir. İdrar dansitesi yüksekse, yani çok yoğun ise, bu bir takım nedenlerden dolayı oluşuyor. İşte nedir bunlar? İdrarda mesela böbreğin kötü çalıştığı durumlar, aşırı susuz kalma, dehidratasyon diyoruz. Onun dışında işte şeker hastalığı yine buna bir örnektir. İdrarı dansitesi düşükse arkadaşlar, yani yoğunluğu azsa, bu da genelde
Çok aşırı su içme ya da işte diyabetes insipidus dediğimiz aşırı ADH salgılayan bir durum var. Bunda olabilir ama genellikle biz yüksek dansiyeli idrarı şeker hastalığında ya da işte idrarda bir takım protein fazlalığında görüyoruz. Ya da işte idrarda bulanıklık yapan epiteldir, taştır. Onların varlığında yine yüksek dansiyeli olabiliyor. Onun dışında yine idrarda aşırı glikoz varlığı ve kontrast madde, bazen böbrek çekimlerinde kontrast madde veriliyor. Bu durumda yine idrar densitesi artabiliyor. Dediğim gibi 1001 ile 1030 arası normal arkadaşlar. Bu hastanın normal 1009 çıkmış. pH dediğimiz şey, idrar pH nedir arkadaşlar? İdrarın asitlik derecesi. Normalde idrar pH arkadaşlar 4,5 ile 8 arası değişkenlik gösterir. Ortalama 6,5 civarı olmalıdır. pH'ın düşmesi metabolik asitoz dediğimiz bir durumda genellikle görülür. Onun dışında pH'ın yükselmesi çok kabaca genellikle idrar yolu enfeksiyonlarında veya aşırı vejetaryen beslenmede, yani bol yeşillik tüketmede görülür. Yine asit idrar varsa ürik asit, sistin taşı oluşumunu gösterebilir bu. Veya alkali bir idrar varsa, yani pH yüksekse, bu da kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, amonyum fosfat gibi taşların oluşmasını arttırabilir. Yani bu riski arttırabilir. Onun dışında idrar pH pek değişkenlik göstermez. Yani asidoz durumlarında pH düşer. Alkaloz durumlarında pH yükselir. Veya idrar yolu enfeksiyonunda da yine pH bir miktar yükselebilir. Onun dışında yine şiddetli kusmada yine idrar pH'ı yükselebilir. Böbreğin renal tübüler asitoz dediğimiz durumlarında, üreaz pozitif bakteriyel enfeksiyonlarda ve bol yeşilliği tüketmede idrar pH'ı yükselirken, asidik pH, şeker hastalığı, ateş, Escherichia coli dediğimiz enfeksiyonlar ve yüksek proteinli diyetlerde ve asidoz durumlarında görülür arkadaşlar. pH'tan sonra bakın ne var? Protein bu hastada negatif çıkmış. Normalde idrarda protein negatif olmalıdır, yani olmamalıdır. Yani o striple ölçülememelidir. Bir miktar protein vardır ama o idrar stribinde bu ölçülemeyecek düzeydedir. Az miktarda olabilir. Protein günde 150 miligrama kadar normal arkadaşlar atılımı. İdrarla atılan protein artmışsa, bu çok fazla tabi seviyesiyle orantılı, birçok durumda olabilir. Genellikle hafif böbrek hastalıklarından tutun, işte ağır egzersiz, yüksek ateş, diyabet gibi durumlarda artık protein çıkmaya başlar. Preeklampsi, eklampsi gibi durumlarda protein çıkar. Buna proteinuria diyoruz. Çok yüksek değerlerde yine nefrotik sendrom gibi böbreğin ağır hastalıkları düşünülebilir ama günde 150 mg'a kadar protein çıkması normaldir ve strip testinde negatif olmalıdır. Onun dışında glikoz bakılıyor arkadaşlar idrar tahlilinde. Glikoz biliyorsunuz böbrek, yani idrar testinde çıkmaz. Kanda 180 ve üzeri oranda şeker varsa, yani glukoz 180'i geçmişse, o zaman böbrek bu glukozu ne yapar? Tutamaz. İdrara geçebilir. İdrarda glukoz çıkabilir. Tabi idrarda glukoz çıkmasının ana nedeni genelde şeker hastalığı, yani diyabettir. Onun dışında bir takım böbreğin ağır hastalıkları, tümülüs hastalıkları diyoruz. Ya da işte gebelik, multiple miyelom gibi hastalıklarda idrarda glikoz görülebilir. Çoğu zaman da arkadaşlar kullanılan bazı ilaçlara bağlı yalancı reaksiyonlar idrarda glikoz çıkmasına neden olabilir ama asıl neden neymiş? Şeker hastalığı glikozun idrarda da.
Keton dediğimiz arkadaşlar idrarda keton, normalde idrarda keton çıkmaz. Keton çıkması yağların yakıldığını gösterir. Bu genellikle diyabette görülür arkadaşlar. Ve uzun süreli kusmalarda çocuklarda, uzun süreli açlıkta yine idrarda keton görülür. Çünkü bu gibi durumlarda vücut artık yağları yakmaya başlar. Ketonemi görülebilir. Evet, onun dışında idrar testlerine bakılıyor arkadaşlar. Bakalım. Devam edelim. Bakın burada ne demiş? Bilirubin. Şimdi normalde bilirubin de yine idrarda olmaz arkadaşlar. Bilirubinin pozitif olması genellikle karaciğer ya da safra yolunda bir tıkanıklığı gösterir. Yani bir sarılık durumunda bilirubin çıkabilir. Onun dışında intravasküler hemoriz dediğimiz yani damar içinde eritrositlerin parçalandığı durumlarda bilirubin görülebilir ileri aşamalarda. İşte bebeklerde karaciğerin gelişmediği durumlarda ilk doğumdan sonraki 2-3 hafta içinde yine bilirubin görülebilir ama erişkinlerde idrarda bilirubin görülmesi genellikle sarılık göstergesidir. Bu da tıpkı glikoz gibi bazen yalancı renklenmeler gösterebilir. Yani bazı ilaç kullanımında idrarda bilirubin yalancı pozitif olabilir. Onun için idrarda bilirubin varsa biz kanda da bilirubin bakıyoruz. Kanda bilirubinin en az 2,5-3'ün üstünde olması lazım ki idrarda bilirubin görürsün. Eğer böyle değilse bu muhtemelen yalancı pozitifliktir. Ürobilinojen dediğimiz arkadaşlar yine bilirubin gibi ama bu idrarda bir miktar bulunan bir madde. Bu bilirubinin bir parçalanma ürünü aslında. Normal demesi normal yani idrarda bir miktar ürobilinojen vardır. Çok yükselmesi tıpkı bilirubin gibi bir takım durumlarda sarılık durumlarında görülebilir. Kan peroksidaz ile negatif demiş. Yani bu strip testinde kan yok demek. Lökosit esterazda yine strip testiyle lökosit var ya da yok demek arkadaşlar. Şimdi bakın bu aslında lökosit esteraz pozitif striple yani lökosit çıkmış reaksiyon vermiş. İdrarda lökosit olması arkadaşlar birçok durumda olur. Bakın burada altta lökosit 43 demiş. Bu aslında yani 43 tane o sahada lökosit bulundu demek. Lökosit esterazı da bu strip testinde de pozitif demek. Şimdi bunda eritrosit negatif. Zaten sayıda düşük. 2 tane olması normal kabul edilir. Şimdi bu hasta ne var? Lökosit çıkmış arkadaşlar. Zaten idrar tahlilinde genelde baktığımız nedir? Eritrosit ve lökosittir. İşte bazen glikoz falan da bakılır. Asıl önemli olan parametreler bunlar. Şimdi lökositin olması arkadaşlar her sahada büyük büyütmede 4'e kadar lökosit olabilir. Onun dışında 4'ü geçerse artık bu idrar yolu enfeksiyonu göstergesi olabilir. İdrar kültürü yapılmalıdır. Birçok durumda olabilir bu. İşte glomerülonefrit dediğimiz böbrek hastalıklarından tutun. İdrar yolu enfeksiyonları, sistit dediğimiz işte mesane iltihabı, prostatit, üretrit dediğimiz üretre iltihabı. Onun dışında kullanılan bazı ilaçlar da lökosit pozitifliği yapabilir. Yani bu lökositin pozitif olması arkadaşlar genellikle nedir? İdrar yolu enfeksiyonunu gösterir. Nitrit dediğimiz yine idrarda nitrit üreten bakteri varlığını gösterir. Hem nitrit hem lökosit pozitifse bu idrar yolu enfeksiyonunu artık daha net bir şekilde gösterir. Bazen nitrit üreten bakteri yoktur idrarda. O zaman negatif olabilir. Onun dışında yine nitrit pozitifliği varsa dediğim gibi bu idrarda bir enfeksiyon ihtimalini güçlendirir. Evet, idrar tahlili kabaca böyle arkadaşlar. İşte nelere bakılır, ne anlama gelir, bunu da öğrenmiş olduk. Bununla ilgili sorunuz varsa
Bana videonun altından sorabilirsiniz. Yine kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.